Bunu da kendin yaptın herhalde. Evet, kendimiz aldığımız tahtalarla kuzu kaçış noktalarını yaptık. Burası doğum padoklarımız. Doğduktan sonra 7 ila 8 gün anneleriyle birlikte kalıyorlar. Daha sonrasında yavaş yavaş dışarıya alıyoruz. Canlı ağırlık ortalaman kaç kilo civarında gidiyor? 300 ila 350 gram arasında gidiyor. Can, doğum ağırlıkların nedir? Doğum ağırlıklarında 4 ila 6 kilo arasında değişiyor. Şirvan Dağı karların geç kalkıyor. Güzellerin eğlenceye çıkıyor. Her derenden bir pınarın akıyor. Sana uzatılmış dil pınarbaşı. Çiğdem çiçek nergis ile dolaşır. Lale boynun eğer sümbül ulaşır. Yaylasında mor koyunlar meleşir. Açılır bahçende gül pınarbaşı. Evet dostlar, herkese selam. Muhteşem bir manzara ve biz Pınarbaşı'ndayız. Ve Pınarbaşı'nda sizlerle güzel bir Karacaoğlan şiiriyle sizlerle bu güzel görüntülere başlamak istedim. Diyeceksiniz ki Kayseri ne alaka Karacaoğlan? Karacaoğlan bütün buralarda gezmiş dolaşmış. Evet, söylenildiğine göre Adana'dan gelmiş ama bütün bu bölgelerde Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş her tarafı dolaşmış ve o da bizler gibi bir çobanmış. Onun için Pınarbaşı Karacaoğlan açısından çok önemli olduğu için ve bu güzel şiiri yazdığı için sizlerle paylaşmak istedim. Evet, şu anda Kifküt'le beraberiz ve bugün Kifküt üyelerinden birini çekeceğiz. Fakat çok ilginç. Evet, kendisi küçücük bir ortamda ama muhteşem bir merada kendisi Île de France yetiştiriyor. Ve yaklaşık 8 ay Île de France'larına Mera'da bakıyor. Bu gördüğünüz dağlarda bakıyor. Dağlara da çıkacağız birazdan. Dağlara gideceğiz ve Île de France'ın nasıl buralarda otladığını göreceğiz. Hani bazıları kapalı bakıyor, bazıları açık bakıyor. Her hayvan otlar. Her hayvan otlamasını bilir. Yok işte o hayvan böyle otlamaz, şöyle, hepsi hikaye. Neyse, fazla uzattım. Gelin bu değerli kardeşimizle tanışalım. Kendisi aynı zamanda bir memur. Ondan dinleyelim. Merhabalar. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ediyorum Osman Bey. Hoş geldiniz. Hoş Sizler nasılsınız? Sağ ol. Çok teşekkürler. Önce bir kendini tanıt. Şahin. Ben Şahin Yıldırım. Pınarbaşı'nda ikamet ediyorum. Île de France koyunlarımız var burada. Anaçlarımızla birlikte burada en güzel ırkı geliştirmeye çalışıyoruz. Arkamda gördüğünüz üzere Şirvan Dağı'nda otlatıyoruz koyunlarımızı. Tebin gördüğümüz yerler Şirvan Dağı bu arada. Zaten şiirde de bahsettik. Şimdi Şahin kardeşimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dün dedik ki ya senden başlayalım. Yok dedi abi, beni çekmeyin, yerim çok mütevazi. Ya dedim, mütevazi olması kadar güzel bir şey olabilir mi? Yani arkadaşımız mütevazi olduğu için çekindi. Ama daha ilk gözlemimi söylüyorum size. Biz geliyoruz diye değil, eminim. Tertemiz pırıl pırıl hayvanlar. Bir kere bunu gördük. Yavrular var, koyunlar var. Kaç tane anacım var? 55 tane anacım var Osman Bey. 55 tane anacım var. Evet. Ve şimdi tabii gireceğiz. Girdiğimiz zaman göreceğiz. Hayvanların kondisyonları iyi. Tamamen saf Île de France'a döndün. Var mı, evet, içinde melezler? Melezimiz hiç yok. Hiç yok. Hiç yok melezimiz. Ne yaptınız melezleri? Melezleri biz götürdük. Sevmediğimiz hayvanları, melezleri, kondisyonu düşük olan hayvanların hepsini kestirdik Osman Bey. Kasapta kestirdik. Kesimini yaptırdık. Niye böyle bir karar aldınız? Sürümüz elit bir sürü olsun. Damızlık işi yapıyoruz çünkü biz. Elit sürünün devamı gelsin. Seleksiyon çalışmalarımıza, ilerleyen zamanlardaki pedigri çalışmalarımıza daha güzel sonuçlar elde edelim diye kestirdik. Çok güzel. Şimdi bu arada Kifküt'ün açılımını da yapalım ki bilmeyen arkadaşlarımız bilsin diye. Kayseri Île de France Koyun Yetiştiricileri Derneği. Doğru mu söyledim? Koyun Üretimi ve Geliştirme, Derneği. Kifküt. Yani Kifküt'ün açılımı bu. Burada sen üyelerden birisisin, evet, ve üyelerin minimum kaç tane hayvan olması lazım? Var mı öyle bir kısıtlamanız? Hayır, öyle bir kısıtlamamız yok. 10 tane de olabilir, 100 tane de, 500 evet, tane de. Evet, çünkü biz az hayvanla başlasak bile en kaliteli hayvanla herkesin, dernek üyelerimizden herkesin belirli bir hedefi var. Belirli bir anaç sayısına ulaşma isteği var. Bu istek doğrultusunda hareket ediyoruz inşallah. Çok güzel. Yerin çok mütevazi. Bu köyden misin? Aynı zamanda bu Pınarbaşı köyünden misin? Yok, burada ikamet ediyorum Osman Bey. Nevşehir Kozaklı'yım. Şimdi bir de şunu soracağım sana. Senin mesleğin neydi? Ben kamuda yöneticiyim. Ne güzel. Kamuda yönetici ama aynı zamanda hayvan bakıcısı.
Çok güzel bir şey. Burada severek yapıyorsun bu işi. Evet, severek yapıyoruz. Şimdi bize biraz daha anlat. Şimdi burada Kifküt Derneği'nin şeyini görüyoruz. Tabelasını görüyoruz. Senin üye olduğunu gösteriyor. Üye olmanın kuralları var. Onu başka programlarda inceleyeceğimiz için ona girmeyeceğim. Şimdi anaçların genelde kaç yaş yapısında? Anaçlarım 2 ila 4 yaş aralığında seyrediyor. Tabii yaşı daha ileri olanları sürümüzden ayırıyoruz. Evet. Her sene bu işlemi yapıyoruz. Genç anaçlarla sürümüzü sürekli gençleştirmek adına devam ediyoruz yola. Peki burada dikkatimi çeken arkadaşlar, hani hep söylediğim bir laf var. Koyunlar için veya küçük baş hayvanlar için böyle dev gibi yerler, işte muazzam paralar harcamaya lüzum yok. Arkadaşımız derme çatma hurdadan aldığı demirlerle ve buna biz tavuk teli diyoruz, tavuk kümesi teli diyoruz, onunla çevirmiş. Hayvanlar padokta dinleniyor ama sen bunları 8 ay otlatıyorsun diye biliyorum. Evet, doğru mu? 7-8 ay yaylıma çıkartıyorsun. Yaylıma çıkartıyorsun. Evet. Şimdi mesela sabah yaylımdan geldiler, dinleniyor hayvanlar, evet, değil hatta mi? Hatta erken getirdik çekimlerimizden dolayı. Ha, biraz erken getirdiniz. Evet, karınlar da doymuş çünkü yatıyorlar gördüğünüz üzere. Zaten karınlarından belli. Karınları tok hepsinin. Burada geliyorlar. Kışın nasıl yapıyorsun peki? Kışın yemlemeyi de doğumları da içeride yaptırıyoruz ama Osman Bey. Ama burada yine yapabilirsin yemlemeyi evet, istersen. Bizim Pınarbaşı'nın biraz kışları sert geçiyor. Karda bile otla yem yedirebilirsin dışarıda. Onu denedik, yapıyoruz Osman Yapıyor Bey. Musun, karın ha? Üzerine ot atıyoruz. Eskiler öyle yaparlarmış. İşte eski çiftlik üretenler, çiftçilerimiz. Çok güzel yiyorlar otları karın üzerinde. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Keşke atalarımızın yaptıklarını yapsak. Atalarımız doğru yapmış. Biz sonra her nedense her şeyi değiştirmişiz. Niye bunu söylüyorum? Küçük içerisi ufak olabilir. Ama burada böyle güzel bir alan var. Şimdi çok yağmurlu ortamlarda eğer üstü kapalı değilse çamur olacağı için evet olmayabilir. Ama kar yağışı ve don olduğu zaman, önemli olan hayvan dışarı çıktığı zaman ayağına çamur değmiyorsa rahatlıkla yemleme zaten birkaç saat sürüyor. Bir de özellikle yemleme yaparken hayvan idrarını, gübresini, dışkısını burada bırakıyor. Dolayısıyla bıraktığı zaman içeri sadece dinlenmeye giriyor. Mesela şu anda bile hayvan dinlendiği sırada otlarken bütün birçok dışkısını çıkartıyor. Dinlenme sırasında daha az burası kirleniyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu önemli. Şimdi burada ikiye bölmüşün. O tarafta da bir şey görüyorum. Orada ne bakıyorsun? Orada kuzularımız da koyunlarımızın bizim yem padokları birbirinden farklı. Kuzuların... Şöyle içeri girelim bakalım. Girebilir miyiz? Tabii içeri? Ki, tabii ki. Buyurun. Yakından bakalım. Tabii ki. Böyle. Şimdi koyunlarımızı burada yemleme yaptırıyoruz. Evet. Kuzularımızın yemlemesi. Kuzu kaçış noktalarımız var burada. İleride... Kuzu mektebi. Evet. Tamam. Dostlar burada kuzu mektebimiz var. Bakın. Kuzu mektebi burada. Kuzu mektebinden giriyorlar. Kuzu mektebinden isterlerse giriyorlar, isterlerse çıkıyorlar. Dolayısıyla hem annelerini emebiliyor. Kaç aylığa kadar emziriyorsun anneleri? 75-80 günlüğe kadar emziriyoruz. Daha sonrasında sütten kesiyoruz. Ama bu süreçte yine yem yiyorlar. Yem veriyorsun yem olarak? Kuzu büyütme yemi veriyoruz. Büyütme yemi yonca veriyoruz, evet. Çocuklar biraz sizi rahatsız ettik ama kusura bakmayın. Böyle her zaman gelmiyoruz. Onun için sizi biraz rahatsız ettik. Çok güzel yapmışım. Bunu da kendin yaptın herhalde. Evet, kendimiz aldığımız tahtalarla kuzu kaçış noktalarını yaptık. İstedikleri zaman giriyorlar, istedikleri zaman çıkıyorlar Osman Peki Bey. Şöyle bir soru sorayım. Kaç para masraf yaptın buraya toplam? Toplam 20.000 TL gibi bir masraf yaptım. Tabii bunların içerisinde bütün hurdadan aldığımız demirler, tel örgülerimiz, tahtalarımız, musullarımız, içerisinin ahırın içerisindeki yaptığımız dizaynlar hepsi dahil. Hepsi dahil. Evet. Böyle bir suluk kullanıyorsun. Evet, böyle bir suluk kullanıyoruz dışarıda. Buna aslında lüzum yok biliyorsun. Çamandıra sistem artık en güzeli. Evet. Böyle. Ama içeride bakabilir miyiz? Bir ahırı tabii görelim. Tabii ki. Tabii ki bakabilirsiniz. Ahır. Şöyle içeri girelim. Karanlık ama karanlığa girdiğimiz zaman şimdi orası şey olacak. Şimdi şöyle kısaca burayı niye göstermek istedim dostlar biliyor musunuz? Bakın bu tahtalar kaç yıllık? Rahat bir 30 yılı var. En az daha 30 yıllık. Bunlar çok eski. Evet, çok eski de biz en az limitten söyleyelim. Yok. Yani burası 50-60 yıllık, belki 100 yıllık ahır. Yani altı betonarme sonradan yapılmış ama üstü tahta yapılmış. Burada evet. Bölmelerim var. Bak, dediğim gibi yemlemeyi dışarıda yaparsan daha rahat edersin. Evet. Zaten yapıyorsun şu anda. Evet. Tahtadan yaptım. Bütün bu bölmelerin tamamı sana. O tarafa doğru hayvanlarımız var. Yeni doğuran hayvanlar var herhalde. Evet, bölme yapıyoruz. Şurası doğum padoklarımız. Burayı ilerletiyoruz. Şurası doğum padokları. Evet. Evet, burası doğum padoklarımız. Doğduktan sonra
7 ila 8 gün anneleriyle birlikte kalıyorlar. Daha sonrasında yavaş yavaş dışarıya alıyoruz. Aynı kuzu kaçış noktalarımız içeride de var Osman Bey. Çok güzel. Şurada kuzu mektebi evet, var orada. Mektebi şurada var. Gözüküyor. Şuradan yakından bakarsak orada da kuzu mektebinin kaçış yerlerini görüyoruz. Yem zamanı kuzularla koyunları ayırıyoruz. Annesinin yeminden yemesinler diye kapatıyoruz. Daha sonrasında yemleri, annelerin yemleri bittiğinde açıyoruz. Burada elektronik terazimiz var. Burada. Evet, tartım yapıyorsunuz. Elektronik terazimiz var. Tartımını yapıyoruz. Kuzularımız doğduğu zaman hemen canlı kilo ağırlık artışlarını belirliyoruz burada. Bir aylık periyotlar halinde sürekli tartımlarını gerçekleştiriyoruz Osman Bey. Çok güzel. Burada devamlı. Abi. Senin şimdi tabii sorabilirim. Sen kayıt tutan bir üretici olarak. Evet. İşte mesela dışarı çıkalım, dışarıda şey yapalım istersen daha rahat. Hani hem rahatsız etmeyelim. Seleksiyon fazla. Çalışmalarımız doğrultusunda biz sürekli hayvanlarımızın tartımlarını yapıyoruz Osman Bey. Hayvanların tartımlarını yapıyorsun. Canlı ağırlık ortalaman kaç kilo civarında gidiyor? 300 ila 350 gram arasında gidiyor. Can doğum ağırlıkların nedir? Doğum ağırlıklarında 4 ila 6 kilo arasında değişiyor. Yani tabii tek olursa bu 7 kiloyu 8 kiloyu da gören tek kuzularımız oluyor. İkizlik oranın nedir? 1.70. 1.70 evet. Çok güzel. Yani peki ölüm oranlarına, mortalite dediğimiz ölüm oranları nasıl? %10'u geçmiyor. Geçirmemeye çalışıyoruz. Sürekli hayvanların takibini yapıyoruz. Koruyucu hekimliğine önem veriyoruz. Koruyucu hekimlik doğrultusunda aşı takvimimize uyarak aşılamalarını gerçekleştiriyoruz. Şükür %10'u geçmedik Osman Bey. Şimdi sen kamuda çalışan birisin, bir memursun. Evet. Dolayısıyla peki nasıl vaktini burada geçiriyorsun? Yani nasıl gidip geliyorsun? Ne kadar zaman geçiriyorsun günde burada? Ben günde burada 2 saat vakit geçiriyorum. Hafta içi tabii ki. Hafta sonunda cumartesi, pazar günü buradayım. Cumartesi veya pazar günü mutlaka bir tanesini sabahtan akşama kadar burada geçiriyorum. He. Diğerini de yine 4-5 saat tamamı olmasa bile 4-5 saatini... Aileye vakit. Ailem de seviyor. Ailemle burada vakit geçiriyoruz. Oo, çok güzel o zaman. O büyük şans. Küçük bir bahçemiz var. Ektik buraya. Şurası, o bahçede he. Evet. Çayımızı demliyoruz. Burada mangalımızı yapıyoruz. Arkamızda temiz havası Pınarbaşı'nın meşhur. Dağda teknik yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Orada da yapıyoruz. Şimdi özür dilerim. Gene kestim seni. Şimdi geldin. Dedin ki 1 ila 2 saat arası geçiriyorum dedin. Sabah işe gitmeden önce geliyor musun mutlaka? Sabah işe gitmeden önce de geliyorum. İş çıkışı da mutlaka uğruyorum. Ne yapıyorsun geldiğin zaman burada? Koyunların yemleme saatlerine özellikle gelmeye dikkat ediyorum. Koyunların yemi verildiği andan itibaren sürekli musulların etrafında koyunlar yem yerken bakıyorum. Hangisi yem yiyor, hangisi yemiyor? Kuzularda herhangi bir ishallik var mı veyahut da diğer bir hastalık var mı diye onların takibini yapıyorum sürekli. Günde iki defa geliyorum. İkisinde de yem saatine denk getirmeye çalışıyorum. Hep yem çünkü saatinde gözlemliyorsun. Hasta varsa evet. Veya durgun varsa evet. Onları gözlemliyorsun. Anında müdahale ediyorsun. Anında tabii. Müdahale ediyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Hafta sonları da temel bakım. Hayvanların bakımı üzerine. Örnek veriyorum. Tırnakları uzayan hayvanlar varsa onları kesiyoruz. Veyahut da toplu aşılama gerektiriyorsa onları yapıyoruz. O şekilde devam ettiriyoruz Osman Bey. Peki şimdi sana birazcık da böyle besleme ile ilgili sorayım. 7-8 ay sen dışarıda otlatıyorsun. Evet. Kaç saat otluyor senin hayvanların dışarıda? Benim hayvanlarım günde 6 ila 8 saat otluyor. Hayvanlara yetiyor. Çünkü bunlar kafalarını meraya çıktıkları zaman yerden kaldırmıyorlar Osman Bey. Adeta bir özelliği öyle. Adeta bir çim biçme makinesi gibi. Yem yeşil toprağın üzeri görünürken bizim İldefranslar yayıldıktan sonra toprağın altındaki sarı rengi gözüküyor. O yüzden o da hani iyi bir şey değil. Fazla otlatma yani. Birazcık kalsın ki bir dahaki sefer otlama imkanları olsun. Yerlerini sürekli değiştiriyoruz. Yani İldefranslar sürekli başını kaldırmadıkları için kısa sürede karınlarını doyuruyorlar. Uzun evet. Süre merada kalmalarına gerek yok bu hayvanların. Gene 6-8 saat çok bence yani. Evet. 6 saat ideal. 3 saat sabah 3 saat akşam. Ama eğer şu anda mesela sizin buraları da anladığım kadarıyla çok yağmur alıyor. Çok yağmur aldığı zaman zaten hayvan girdi mi 1 saat 2 saatte doyuyor bence. Evet maşallah. Değil bu mi? Sene yağmurlarımız yani bu sene bereketli yağmur oldu. O süreyi de işte hava durumuna göre, hayvanların durumuna göre yukarı çıkartıp veyahut da aşağı indirebiliyoruz. Peki bu otlatma süresince hayvanlara takviye yapıyor musun? Şeyler veriyor musun? Eğer yanında altında hala kuzusu varsa görüldüğü üzere sadece arpa ezmesi veriyorum. O da çok az miktarda veriyorum. Niye? Şu an yeşilini, otunu, vitaminini oradan arıyorlar. Kesif yem olarak da bir miktar enerjileri düşmesin diye arpa ezmesi veriyorum Osman Bey. O kadar. Sadece evet. Arpa ezmesi. Vitamin mineral takviyesi yapıyor vitamin musun? Minerallerimiz, yalama taşlarımız yalama hepsi musullarımızın üzerinde. Vitamin mineralleri belirli periyotlar içerisinde veriyoruz kuzularımıza. Adevin Yeldif uygulaması ve diğer vitamin uygulamalarımızı da ara ara yapıyoruz. Peki kış döneminde kışın ne gibi bir besleme programı izliyorsun? Kışın hayvanlarda?
hayvanları şimdi kışın besleme programımızda gebe mi değil mi, yanın altında kuzusu var mı? Ona göre kışın bizim periyotlarımız, yemlemelerimiz değişiyor Osman Bey. Mesela nasıl? Gebe hayvanı diyelim. Gebe hayvanları son bir ay kala doğumuna protein ağırlıklı besliyoruz. Enerjiyi biraz daha aşağı indiriyoruz. Doğduktan sonrasında ikisinin dengesini yavaş yavaş, birden değil ama sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü yemlerdeki bizim enerji ve protein dengesinin birden aniden düşürüp veya yükseltmiyoruz. Çünkü o hayvan da hemen kendisini belli ediyor. Mesela kışın ne besliyorsun, ne veriyorsun mesela? Kışın, bir koyuna ne veriyorsun, gebe koyuna ne veriyorsun? Gebe koyuna eğer gebe ise süt yemi veriyorum ve arpa ezmesi veriyorum ve yonca veriyorum Osman Bey. Yonca veriyorsun. Peki kısırlara sadece yonca mı, ot mu kısırları veriyorsun? Kısırları ayırıyoruz. Kısırlara yine bizim arpa ezmesi ve yonca veriyoruz Osman Bey. Peki siz şimdi dernek olarak, Kifküt Derneği olarak tabii şeye önem veriyorsunuz. Damızlık seçimine önem veriyorsunuz ve koçlama önemli. Elde sıfat mı yapıyorsunuz? Elde nasıl sıfat yapıyoruz biz. Seleksiyona dahil ettiğimiz hayvanlara elde sıfat yönetimiyle dernek denetçilerimizin belirlediği koçlarımızı kullanarak 5 koyunumuza bir tane koç ayırıyoruz. 5 koyunumuzun koçlamasını bir koç yapıyor. Onlar da yine aynı şekilde kayıt altına alıyoruz. Dernek olarak bütün işlemlerimiz kayıt altında olmasına özen gösteriyoruz. Yani bir nevi şecere tutuyorsunuz. Şecere yani tutuyoruz. Ne kadar evet oldu buna başlayalı? Buna başlayalı 4 ay gibi bir zaman oldu. Derneğimiz kurulduktan sonra yani bireysel olarak 4 ay oldu. 2 ay oldu derneğimiz kuralı. Daha da resmileştirdik 2 ayın içerisinde. Daha da profesyonel yapmaya özen gösteriyoruz. Anladım. Tamamen artık bundan sonra pedigri yapmaya çalışıyorsunuz. Zaten elinizdeki safkan olmayan hayvanların tamamını kesime gönderdiniz. Evet. İnşallah para kazanmışsınızdır onlardan. Yani şöyle söyleyeyim. Karkas kesimleri bunların oranları %55 ile 60 oranında oluyor. Çok da uzun besiye çekmemize gerek yok. Sevmediğimiz, hoşumuza gitmeyen, damızlık vasfı taşımayan hayvanlarımızı da 100 günlükken, 110 günlükken hemen kesime gönderiyoruz. Peki elinizde tabii anaçlardan da çıkardınız. Bu anlamda beğenmediğiniz veya safkan özelliklerini yeterli bulmadığınız bu hayvanları, onları damızlık mı sattınız, onları da kesime gönderdiniz? Yok, onları da kesime gönderdik. Çünkü hani bizim sevmediğimiz, bizim buraya layık olmadığını düşündüğümüz hayvanları başkasına vermek uygun olmazdı. Onlar da kesime gönderdik. Hayır, ama başkası diyebilir ya kardeşim, benim için ben damızlık değil, ben ete çalışıyorum. Atıyorum benim için melez olsun, fark etmez. Sizin isminizi etkiler diye mi böyle evet, şey Evet, bizim yaptınız? İsmimizi çünkü hani bizim bir kendi içerisinde oluşturduğumuz protokolümüz var. Bu protokolümüzde bizim burada damızlık vasfı taşımayan hayvanlarımızın işletmelerimizde yer alması mümkün değil. Anladım. O yüzden yani başkasına da vermektense götürüp kestiriyoruz Osman Bey. O zaman bayağı kuralları katı koydunuz. Peki bir şey soracağım. Bu festivale katılmayı düşünüyor musunuz? İnegöl'de festivaline? Bu sene inşallah festivalde yerimizi alacağız. Var mı burada adayımız var mı? Adayımız var burada. Koçlarımızdan olsun, koyunlarımızdan olsun. Çoban arkadaşa söylesek bize o adayı bir yakalasa. Tamam oğlum, bir tane tek getirsin. Erkek kuzumuz var. Tamam. Şurada görünen kuzumuz. Oo, tek doğdu. Maşallah. Şu Bayram, şunu bir yakalayabilir misin? Yakala. Zaten belli. Fiziğinden, yapısından belli. Şu an daha 25 günlük. Oo maşallah. Nazar değmesin. Bir 5 gün sonra tartımını gerçekleştireceğiz inşallah. Onun. Şu Osman Bey. Şimdi de tartarız. Bakarız şimdi. Tartımına bir bakalım o zaman. Ben de merak ettim. Hop. Aferin. Çoban bir aferin aldı ben. Oradan değil. Daima gel buraya. Gel buraya. Daima yakaladığınız zaman arkadaşlar buradan yakalıyoruz. Bak buradan. Buradan. Hayvanın buradan yakalanmayacak. Buradan. Tamam. Buradan yakalayacağız. Ve tutarken de boynundan tutabiliriz. Hı hı. Ama diğer tarafları hayvanın değerli olduğu için zedelememiz lazım. Maşallah, subhanallah. Şimdi hadi dostlar, diler misiniz bilmiyorum. Ben merak ettim. Bir bakalım ya kilosuna. Şunun kilosu nedir? Hadi bir içeri götürelim, bir kilosuna bakalım. Merak ettim ben. Tamam. Şimdi bu 25 günlük. 25 günlük evet Osman Bey. 25 günlük. Şimdi bunda bu kaçıncı doğum yavrusu? Bu 3. doğum yavrusu. 2 yılda 3 kuzulama mı yapıyorsunuz? Evet, 2 yılda 3 kuzulama yapıyoruz. Tamam. Bir dakika, bir sıfırlansın. Sıfırlansın. Evet. Tamam. Şimdi bırak. Koy bakalım içine. Şöyle. Evet. Maşallah. Subhanallah. Şimdi dostlar, niye bunu özellikle göstermek istedim onu söyleyeceğim size. Genelde kuzularımızın 60 gündeki ortalaması 20 kilodur. Yani biz 20 kilo bandına bakarız. Bunun içinde 18 kilo olan olur.
O 28-30 kilo olan olur. Ama bu kuzu 22 kilo diyelim. Yaklaşık 22 kilo ve 25 günde. Yani doğum ağırlığı kaç kilo doğdu bu? Doğum ağırlığı 7 kilo doğmuş da sonra. Doğum ağırlığı 7 kilo doğmuş. Yani 22 kilodan 7'yi çıkarttığımızda ne ediyor? 15 kilo canlı ağırlık almış. 15/25 yapar mısınız? Benim elimde hesap makinesi yok. Benim matematiğim o kadar kuvvetli değil. 15/25 yapıyoruz. 600 gram canlı ağırlık almış değerli dostlar. Bu bizim tek bu şekilde alan hayvanımız, en yüksek hayvanımız ama gerek ırkının özellikleri olsun, gerek kilo alımı olsun çok güzel bir hayvan. İnşallah bunu festivalde paylaşacağız. Festivalde yarışmaya girecek. Allah nazardan saklasın. Ama süper kuzularda ne istiyoruz? İkiz yavrusu olsun, 300 yavrusu olsun istiyoruz. Yani bunu söyleyeyim. Bu çok güzel. Yani bunun annesi ikiz mi veya babası ikiz mi? Bunun annesi de tek. Annesi de tek. Şimdi bu yavruyu damızlık kullanabiliriz. Genetik tabii %25'tir. Bakım %75'tir. Bakım çok önemli. Ha, ama bu yavruya mutlaka ikiz koyunlarımıza bu koçu tutmamız lazım ki seleksiyonda ikizlik oranını birazcık arttıralım. Ama şov için bence yeterli. Evet. Şimdi dışarı çıkalım gene. Kuzuyu da dışarı getirsin arkadaş. Yani çoban arkadaş getirelim. Getirsin bir daha. Şöyle bir son defa daha bakalım. Şimdi burada senin bir de koçun var. Koçunu da bir ara göstermek istiyorum. Koça da bir şöyle yakından bakalım. Nereden aldın koçu? Koçu çiftliğimizin, derneğimizin üyeleri içerisinden Bilal Bey'den aldım. Çok güzel. Kendi aramızda en güzel koçlukları paylaşımını yapıyoruz. Hangi koçlarımız güzel kuzu veriyor? Onların evet. Tespitini yapıyoruz. Şimdi pedigree'de dostlar, şimdi bu artık Kayseri Derneği, Kifküt Derneği mutlaka pedigree oluşturmaya çalışıyor. Bu tip dernekleri ben destekliyorum. Ben şu anda Kangal'dan bir dernek bekliyorum. Ha tabii ki Koyun Keçi Birliği'ne saygımız sonsuz. Koyun Keçi Birliği daima şemsiye olmalı. Ama altında ırk dernekleri mutlaka oluşmalı. Yani gelişim açısından çok çok önemli. Ve mutlaka ve mutlaka buradan bir şeyi daha söyleyeceğim. Hiçbir şekilde bu derneklerin hedefinin yaptığı iş dışında bir şey olmaması lazım. Yani politize olmaması lazım. Aynen, siyaset girmeyecek. Siyaset girmemeli. Sadece hayvancılık üzerine odaklanmalı. Sadece hayvancılık etmeli. Odaklanmalı. Koçu yakalayamaz. Yakalayabilecek mi bilmiyorum. Biraz yem verelim Bayram Bey. Biraz yem verelim, hemen yakalarız. Ha. Şimdi yem yerken. Burada bir kuzu gördük. Burada senin hedefin 30 günde kaç kilo ortalamaya ulaşmak veya kaç kiloya ulaşıyorsun? 30 günde benim ortalamam 20 ila 25 gün. 20 ila 25 kilo arasında. Çok ama, yüksek bu ama. 30. Ama benim hedefim bu. Şu an yakaladığım değil Osman Anladım. Bey. 15 Şöyle ila... sorayım. 60 günde kaç kiloyu buluyorsun şu anda? Ortalaman nedir? 30 ila 40 kilo arasında değişiyor evet. Osman Bey. Evet. Şimdi burada şöyle bir tehlike var. Onu da bu iyi oldu bizim için, örnek oldu. Bakın şu anda yemlikte sadece 10 tane hayvan yem yiyebilir. Evet. Diğerleri yiyemiyor. Dolayısıyla hayvan ne yapıyor? Birbirini sıkıştırmaya başlıyor. Her zaman söylediğim şey şu. Önemli olan metrekare değil. Önemli olan ne kadar yemlik koyduğun. Yani yemliği koyduğun zaman koçu yakalamak için tabii ki arkadaşımız yaptı. Evet, bugün koçu yakalamak. Yoksa musullarımız yetiyor. Ama bu da güzel bir örnek oldu bize. Şimdi mutlaka ve mutlaka yeriniz dar olabilir. Ama yemliğinizin her bir koyun için 33 santim, ki Île de France'larda bence bunu Merinolanşaflarda, Île de France'larda, Kangallarda bunu 35 santimlere, 40 santimlere bile çıkartabilirsiniz. Her bir koyunun yemliğinin olması lazım. Ve mutlaka en az 100 hayvanda 5-6 hatta 10 tane yemlikte serbest olması, yani boş olması lazım. Çünkü bazen yemlik bulamayabiliyor. Evet. Bu bir tane şimdi, koçumuz bu. Evet. Koçumuzu görelim şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi biz bu koçumuz kaç yaşında? Bu koçumuz 2 yaşında daha. 2 yaşında maşallah. Bunun kilosuna da bir bakalım ya. Ben merak ettim. Oraya girer mi kilosu? Tabii girer girer. Oraya bir götürelim. Bunun kilosuna bakalım. Getir kilosuna bakalım. Arkası güzel. Yani oturmuş tam etlik bir hayvan. Dört köşe bir hayvan. Yumurtalıklarına bakıyoruz. Yumurtalıklarına niye bakıyoruz? İkisinin eşit olması lazım arkadaşlar. Elips şeklinde bu mutlaka doğru şekilde yapılanması lazım. Görüyorsunuz Île de France'ın but yapısını görüyorsunuz. Doldurmuş.
But yapısı dolmuş vaziyette. Sırt dümdüz geliyor. Tam bir et hayvanı. Yani tam bir et hayvanı. Bu ikiz mi bu? O konuda bilgi alırsak. Şahin bu ikiz mi? Bu ikiz değil. Bu da ikiz değil. Sen evet. Hep teke gitmişsin ya. Kangalcı mısın sen yoksa? Yok, şöyle söyleyeyim. Bunun bir önceki doğumunda ikiz ama. Ha, bunun anladım. Evet. Tamam. Çünkü alırken onları soruyoruz. Şimdi içeri götürüp bir tartalım onu bakalım. Şimdi 2 yaşında bir koçumuz var burada. Şunu da söyleyelim. Illofranslar çok yüksek hayvan değildir. Karıştırmayalım. Ama siz onların yüksekliğine bakmayın. Kısa gibi gözükür ama inanılmaz kiloludurlar. Daima bak söylediğimi gibi yapacaksın. Buradan bu tutarak. Çenesinden de tutarak. Bak buradan. Buradan. Heh. Hadi getirelim bakalım. Hadi. Getir böyle. Getir bakalım. Yardım edelim şöyle. Şöyle. Heh. Bırakma. Heh. Tut, tut. Sıfırladık tut. Yine. Hadi bakalım şimdi. Sok içeri. Şöyle. Evet. Gir bakalım içeri. Ama şey. Heh. Evet. Kapat Bayram Bey. Şöyle kapatalım. Tutma ha, tutmadan. Evet arkadaşlar, evet dostlar, gördüğünüz gibi 92 kilo civarı, hani inip çıkıyor hayvan hareketi, 92-93 kiloda maşallah subhanallah, yani neredeyse 100 kilo civarında bu hayvan. Yalnız unutmayalım, bu hayvan çalışmadan çıkmış. Evet, yeni koşlamadan çıkmış. Yani mereye gidiyor. Bakın önemli, bu hayvan hem mereye gidiyor hem de çalışmadan çıkmış. Dışarı çıkalım biz, hayvanları rahatsız etmeyelim. Çoban arkadaşımız da onu bıraksın, sağ olsun. Tamam. Evet, yani şimdi tekrar konuya gelirsek, bu tarttığımız koç 2 yaşında mereye otlamaya gidiyor. Ve çalışmadan çıkmış. Yani koçlama döneminden çıkmış. Ona rağmen kondisyonuna ben 5 üzerinden 4 veriyorum. Bakın bu çok önemli. 5 üzerinden 4. Daha fazla da olabilir ama benim için 5 üzerinden 4. Çok ideal. Şu anda koçlama için bile ideal. Halen koçlama yapabilir. Şimdi elde sıfat yapıyorum dedin. Hepsine mi elde sıfat yapıyorsun yoksa kısmi mi elde sıfat yapıyorsun? Seleksiyona ayırdığımız hayvanlarımıza elde sıfat yapıyoruz. Hepsine değil ama. Çünkü onların hangi koyundan hangi koçu kullandığımızda nasıl kuzu alıyoruz, en iyi kuzuya nasıl ulaşabiliriz, o yüzden. Peki yüzde kaç başarı oranı, yani gebe kalma oranı yüzde kaç sende? %85-90 arasında değişiyor Osman Bey. O kalmayanlara ne yapıyorsun? Tekrardan sünger mi çekiyorsun, ne yapıyorsun? Flashing yapıyorum. Flashing yapıyorsun. Flashing yapıyorum. Onlar kendileri flashing'den sonra zaten koçlama gerçekleşiyor. Peki şu soruyu da sorayım. Buna tam cevap veremiyor herkes. Sen umarım cevap verirsin. Şimdi 2 yılda 3 kuzulama yapıyorum dedin. Evet. Bu 2 yılda 3 kuzulamayı kaç ay birimine oturttun? Yani kaç ayda? Biliyorsun şimdi 2 yılda 3 kuzulama yaptığın zaman motomot 8 ay olması lazım. Ama 8 ayı tutturmak çok zor bir şey. Evet. Çünkü niye? 5 aylık gebelik süreci var. Diyelim buna, bu hayvana en az 2 ay, 3 ay belki annesini emmeye devam ediyor ama 1. aydan sonra, yani 6. aydan sonra 7. ayda senin flashing yapman lazım ki 8. ayda koçlama yapabilesin. Evet. Yani sen kaç ayda bir hayvanların doğum yapıyor? Onu sorayım ben sana. Ben onu hani tamam literatürde 2 yılda 3 kuzu alıyoruz diyoruz ama bu bizde normalde 9 aylara yaklaşıyor. Neden? Doğumlarımız belirli periyotlar halinde oluyor çünkü. Aynı anda hepsine flashing yapamıyoruz. Bunları kayıt altında tutuyor musun? Tabii ki. Ne zaman, musun? Tabii ne zaman şimdi, koça geldi, doğumu ne zaman gerçekleşecek, hepsini kayıt altında tutuyoruz. O yüzden hani 8 ay değil de bu 9 aya sarkıyor genelde. Şöyle, çünkü dediğim gibi hepsinin doğumu aynı periyotta olmuyor. Ve hepsi aynı anda, biz toplu doğum istiyoruz. Ama hepsi aynı anda olmuyor. 15 gün önce, 15 gün sonra o değişiyor. Ama biz onu 8 ayda değil de 9 ayda olarak hesaplıyoruz. 9 ayda da bir başarı bence. Yani evet. 10 aya kadar çıkabiliyor. Bazı zaman 11 aya çıkan yerler var. Tabii ki hedef 9 ayı tutturuyorsan bundan sonraki hedefin 8,5 ay 8 aya çekmek. Evet. Yani bu bir başarı. Bence iyi bir noktadasın. Kaç anacım var demiştin? 55 anacım var. 55 anacım var. Toklu kaç tane var? Toklu elimde 4-5 tane var şu an için. Toklu satışın var mı, ya da dişi satıyor musun ya da hep kendine mi ayırıyorsun dişini? Şimdi dişileri biz kendimizden doğan dişilerimizi satmamaya çalışıyoruz genelde. Belirli bir seviyeye ulaşana kadar hayvan sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Çok güzel. O zaman güzel bilgiler aldık, güzel bilgiler verdin. Teşekkür ederiz. Şimdi
Karacaoğlan'ın geçtiği yerdeyiz. Şuraya çıkamadık ama şu tepeye doğru şöyle bir orada bitirelim mi programı dostlar? İnşallah. Hep beraber olur. Bir gidelim. Bir bakalım. Açalım isterseniz koyunları önden gönderelim. Vallahi arkasından süper olur. Hani şimdi koyunlar dinlenmede ben koyunlar yok, üzülmesin istiyorum. Sıkıntı yok. Koyunlarla beraber. O zaman bu taraftan açalım. Bu taraftan açalım. Aha. Hep beraber gidelim şöyle. Buradan mı gidiyorlar? Evet evet. Kendi. Evet, şu tarafa gelirsek buradan çıkışlarını görmüş oluruz böyle. Şu tarafa istersen dışarı çık. Biz çıkalım. Bayağı bizden rahatsız olabilirler. Şöyle dostlar. Burayı da komşunun ekili tarlası. O yüzden zarar vermesin diye telçit ne çekerek muhafaza altına almaya çalıştık. Ne güzel telçit çekmiş böyle çalıştım. Bakın. Dostlar bakın buralara telçit çekmiş. Çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım. Bütün kuzular muzular hepsi çıkıyor maşallah. Evet hepsini kuzuları yaylıma gönderiyoruz. Göndermiyorsun değil mi? Yok yok hepsi yaylıma gidiyor Osman Bey. Gidiyor mu? Hepsi de gidiyor yaylıma. Genelde kuzuları da gönderiyor musun yaylıma? Karma aşılarını yaptıktan sonra kuzuları da gönderiyoruz Osman Bey. Evet dostlar hadi gelin bakalım şöyle bir Şirvan Dağı'na doğru gidiyoruz. Bakın Şirvan Dağı. Koşalım dostlar. Önünü çevirelim dostlar. Şimdi İlo France'ın bir özelliği daha var. İlo France hani bir şarkımız var. Ben güzel, ben meşrebim güzel çirkin aramam diye bir şarkımız var ya. İlo France ot yerken hiç acıymış, tatlıymış, kalınmış, inceymiş bakmaz. Hepsinden yer. İlo France'ın özelliği. Bakın insan İlo France'ları böyle cennet gibi yerde Şirvan Dağı'nda görüyor. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Hayvanlar ne güzel otluyor. Evet. Şahin senin yanına geliyorum. Burada sana soracağım soru girmesin diye geliyorsun değil evet, mi? Evet evet. Arkadaşın ne ekili burada bu arada? Pancar ekili. Pancar ekili. Evet. Gel sen dur burada gel. Girmesinler. Sen o tarafa geç. Oradan takip et. Heh. Gördüğünüz gibi kafasını hiç kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Evet. Yemeye başladı. Burada da güzel yonca var. Evet. Şimdi sana Şahin, sevgili Şahin. Buradan vermek istediğin bir mesaj var mı buradan değerli dostlarımıza? Ile de France ırkı çok güzel bir ırk. Biz de bu ırkın en güzel, en kaliteli hayvanlarına kifküt olarak ulaşmaya çalışıyoruz. Herkese de bu ırkı tavsiye ederim. Sizler de buraya kadar geldiniz Osman Bey. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bir de koyunculukla ilgili bir mesaj var. Niye koyunculuk? Veya yapsınlar mı insanlar koyunculuk? Koyunculuk çok bereketli bir hayvan. Bereketli bir iş. Atalarımızın yıllardır yaptığı bir iş. O yüzden herkese tavsiye ediyorum koyunculuğu. Ha zahmeti var mı? Evet zahmeti var ama zahmetsiz de hiçbir şey yok şu an için. Etleri de Ile de France'ların çok lezzetli. Bizim et ihtiyacımızı kapatmak adına Türkiye'de atacağımız adımlardan bir tanesi de bu et ırkını beslemek olacaktır. Evet ben buradan bütün ırklarımızı sevgiyle selamla onlardan yad ediyorum, konuşuyorum. Evet dostlar ben çok teşekkür ediyorum. Bir kamu memurunun üretici olması beni çok mutlu etti. Buradan bütün ülkemizin kamu memurlarına sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Sınırda jandarmalar, askerlerimiz, polislerimiz. Çünkü birçok kamu memuru beni arıyor. Ya ben de hayvancılık yapmak istiyorum diyor. Onun için onlara buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Evet dostlar bir programın sonuna daha geldik. Kifküt Derneği'nin üyesiyle beraberdik. Çekimlerimiz devam edecek. Buradan hepinize sevgilerinizi, selamlarımızı iletirken koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız, danalarınız, mandalarınız, tüm hayvanlarınız sizler ve ülkem sağlık içinde olsun. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Hoşça kalın.